İyi günler. Ben Gaziantep Özel Deva Hastanesi doktorlarından Zehrin Tekinkuş, çocuk doktoruyum. Sizlerle çocuklarda, özellikle ilk 4 ay içindeki çocuklarda çok büyük sıkıntıya yol açan gaz sancısından bahsetmek istiyorum. Yaklaşık kendi poliklinik deneyimlerimizde %40 civarında bu şikayetle gelen çocuk sayısı ilk 4 ay içinde. Çocuklar muayeneye geldikleri zaman, anneleri babaları çocukları muayeneye getirdiği zaman çok şiddetle kucaklarında ağlayan, kucaklarında onu susturmaya çalışan bir anne baba, yüzleri neredeyse kızarmış, morarmış sıkıntıdan, çok sıkıntılı oldukları her hallerinden belli olan, telaşlanmış, panik içinde gelirler. Çocuğu muayene masasına yatırırız, muayene ederiz. Gerçekten çocuk muayene boyunca genellikle, özellikle de akşam polikliniklerinde bu şikayetimiz daha çok olur. Muayene boyunca çocuk ağlar, yüzü kızarmıştır, ayaklarını karnına çekiyor, karnı şişkin, muayene boyunca ağlayan bu çocuğun ağlamaları diğer çocukların ağlamalarından da çok fazla olur, çok farklı olur. Gerçekten aileyi çaresiz bırakacak kadar şiddetlidir. Muayenemizi yaparız. Çocuğun diğer sistem muayenelerinde kulak, vücut, santral sinir sistemi dediğimiz beyin ve diğer iç organlarla ilgili muayenelerinde herhangi bir problemi yoksa, belki birkaç küçük tahlil de isteyerek sonuçları temiz çıkarsa, aileye sizin çocuğunuzun gazı var, merak etmeyin, endişe etmeyin, bu bir süre sonra geçecektir diye bilgi veririz. Bu bir süre geçecek bilgisini şöyle açıklayayım. Genelde gaz sancılarının %40'ı ilk 4 ay içinde geçer. %80'i ilk 6 ay içinde geçer. %15-20 biraz daha talihsiz grubunki bir yaşa kadar uzayabilir. Ama her halükarda çaresiz bir dert değildir. Sonuçta kendi kendini sınırlayacaktır. Çocuk bir süre sonra bununla yaşamayı öğrenecektir. Ve bir süre sonra bu sıkıntısı giderek azalacaktır. Ailelerin bilmesi gereken bu konuda, dediğim gibi bu çocuğun başka bir problemi yoksa, başka bir hastalığı yoksa, bunun gerçekte bir hastalık olmadığı, çocuğu her ne kadar duyabileceğimiz en yüksek sesle ağlatsa da, en üst perdeden ağlatsa da bunun bir hastalık olmadığı bilgisidir. Bunu mutlaka ailelerle paylaşmamız gerekir. Çünkü eğer bu bilgiler aileleri tatmin etmezse, doktor doktor dolaşıyorlar ve çare aramaya çalışıyorlar, ama her gittikleri doktordan da 3 aşağı 5 yukarı aynı cevabı alıp tatmin olamıyorlar. Bu sancılar geldiği zaman çocuğun ağrısının nasıl yönetileceğini bilmek önemli olan. Bu konuda ben size kendi deneyimlerimden, kendi klinik tecrübelerimden şunu söylemek istiyorum. Öncelikle çocuk böyle bir krize girdiği zaman sabırlı olun, telaşlanmayın, kesinlikle panik yapmayın. İlk defa bununla karşılaşan aileler için belki bunu yapabilmek çok zordur. Ama bir süre sonra bu krizi yönetmeyi öğreneceklerdir anne babalarımız ya da çevredeki diğer büyüklerimiz. Çocuğu sakince kucağınıza alın, omzunuza yaslayın, başını omzunuza koyun, sırtını yavaş yavaş tıpışlama hareketleri yapın. O şekilde biraz sakinleştirmeye çalışın. O şekilde sakinlemezse yüzüstü gene dizinizin üzerine yatın. Hafif hafif dizinizin üzerinde hareketler yaparak, sırtını masaj yaparak gene alttan ve üstten gazını çıkartmasına yardımcı olmaya çalışın. Bu şekilde rahatlamazsa daha üst elinizin üzerine gene karın üstü yatırıp kolunuzun üzerinde gene sakinleştirme hareketleri. Bu sırada çocukla alçak perdeden, neredeyse fısıltıya yakın seslerle konuşarak küçük telkinlerde bulunun. Onu bu şikayetiyle ilgili olarak, geçecek yavrum, sıkıntın gibi birazdan düzelecek, rahatlayacaksın, bir şeyin kalmayacak diye küçük sakin seslerle telkinlerde bulunun. Minik sesle ninniler söyleyebilirsiniz. Alçak sesli olması çok önemli. Bu küçük telkinleriniz, sizin sakinliğiniz çocuğunuza da bir süre sonra sakinlik olarak yansır. Ama eğer baktık ki bunlarla da sakinleşmiyorsa, biraz daha üst çözümler olarak çocuğumuzu küçük bir beşikte sallayabiliriz. Küçük bir beşik olmazsa, onda sakinlemezse el arabasında, bebek arabasında dolaştırabiliriz. Bu tür çözümlerde artık daha üst ağlamalarda bize destek olur. Birinci planda burada ailenin sakin olması, telaşlanmaması, paniklemesi. En önemli olan, problemin çözümünde bize destek olan mesele bu. Tabii doktorun vereceği ilaçlar varsa, rahatlatıcı ilaçlar, onlar kullanılır. Ona hekim karar verir. Kendi kendinize sakın kendinizi almayın. Kesinlikle eczaneye danışıp şu ilacı da kullandık, komşuya danışıp bunu da kullandık, fayda gördük şeklinde uygulamalara girmeyelim. Doktor tavsiyesiyle hareket edelim ilaçlar konusunda. Bitkisel destek alabiliriz. Bitkisel bazı ürünlerden destek alabiliriz. Özellikle papatyanın ve rezenenin
Bir miktar da olsa düzeltici, rahatlatıcı etkisi var. Onlardan yararlanabiliriz. Bu şekildeki çözümlerle bebeğe destek olmaya çalışmalıyız. Ayrıca ev ortamının biraz böyle sakinliği, sessizliği, çok sessiz değil de böyle çok gürültülü olmaması, evde bir sükunet havasının olması, çok aşırı ışıklı, çok sesli ortamlarda değil, daha hafif loş ortamlarda bulunulması, çocuğun üşütmemesi, çok sıcak olmaması, bunlar da çocuğun huzursuzluğunu azaltacaktır. Bu tür desteklerle çocuğumuzun inşallah gaz sancısı sırasında yanında olduğumuzu hissettirirsek, süreç içinde de giderek bu sıkıntımız azalacaktır. Benim şu anda söylemek istediğim, en çok üzerinde durup vurgulamak istediğim ilaçtır, ondan sonra tedavidedir, ondan ziyade sizin bebeğin yanında olduğunuz ve sükunet içinde ona hissettirmeniz çok önemli. Bunu hissettirebilirseniz çocuğunuz ileriki yaşamlarında da bu desteğini psikolojik olarak hissedeceği için çocuk büyük bir yatırım yapmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.